Geleceğimiz gençlerimizden herkese merhabalar. Programlarımız tüm hızıyla sürüyor. Yanımızda genç bir arkadaşımız var bugün. Gürsu Gülerler atletizm dalında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Hem ülkemizde hem yurt dışında çeşitli başarılar elde etti genç bir arkadaşımız. Bugün sizlere Gürsu'yu tanıtacağız. Gürsu merhabalar. Merhaba. Evet, senden bahsediyor basın, medya. Son yıllarda görüyoruz. Dilersen bir giriş yapalım programımıza. Kendini bir tanıt bize Gürsu. Kaç yaşındasın? Nerede okuyorsun? 17 yaşındayım. Ağustos'da 17 olacağım. Yakın Doğu'da okurum. Böyle. Lefkoşa'da ikamet ediyorsun. Evet, Lefkoşa'da. Burada antrenmanlarımızı sürdürürük. Hedeflerimiz var bir sürü. Yapmaya çalışırız. Dereceleri çıkartmaya çalışırız. Türkiye'ye gidip yarışmayı, oradan sonra Avrupa'yı hedeflemeyi düşünürük. Evet. 110 engel ve 400 engelde yarışırım. 110 engelde ve 400 engelde ayrı ayrı rekorlar kırmayı hedeflerim bu sene. 12 olacağım zaten bu sene. Ve rekorlara daha çok yaklaştığımı düşünüyorum. Evet, hedeflere zaten az sonra geleceğiz ama biraz heyecanlı gördüm seni. Yarış mı daha zor, kamera önünde konuşmak mı? Vallahi kamera önünde konuşmak daha zor. Yani şimdi şöyle diyeyim, kameranın önünde tabii ki bir heyecanı var ama yarıştaki heyecan çok ayrı bir heyecandır. Çünkü yarıştaki değil, sadece ondan önceki motivasyonudur. İşte bir hazırlığı var. Tabii ki şarkı dinleyeceksin, dinlemeyeceksin. Yarışı düşünmen lazım. Ben mesela engelciyim, nasıl atlayacağım, nasıl koşacağım, işte nasıl bacağımı çekeceğim, nasıl yatacağım. Bunların hepsi bir detaydır. Hepsini düşünerek girmeye çalışırım. Daha çok fazla takozu var bu işin. Her şeyini düşünerek. Psikolojik yönü daha zor sanki. Tabii ki, tabii ki. Ben atıyorum, bir hafif bir ağrı hissedersin. Yarıştan bir gün önce tam yatağına yatmışsın. Hafif bir ağrı, içine kuşku düşmez mi? Tabii ki çok düşer. Çok oldu daha önce. Birçok yarışıma da kaslarım tutuk girdim. Çok kötü bir histir gerçekten. Sanki de ansızın yarışı atlarken, koşarken yarışta engel atarken bir yerim bacağım çekecekmiş gibi. Öyle korkular olur gerçekten. Evet. Sporla ne zaman tanıştın Gürsu? Sporunun 5. sınıfta tanıştım. Hocalarım, Emre Hocam, Şükrü Hocam beni buldular. Çok da komik bir hikayem vardır. İsterseniz tabii anlatayım. Tabii ki paylaşabiliriz. Şimdi bizi Levent'te okurdum ben 5. sınıfta. Bizi aldılar, 1000 metre koşacaktık. 200'ün başlangıç yerine bizi koydular. Sonra ben de tabii bilmem o zaman. O zamanlar futbol oynardım ve boyum uzun olduğu için ben galeciydim. Ben de 1000 metre koşacağımızı bilmediğim için direkt hemen depardan çıktım. Hocalarım da anladı ki ben geldim 300 metreye kadar. 300 metre depar attım. Orada yoruldum, bıraktım. Dediler ki bu çocuk kısacıdır. Sonra işte Niyazi Hocam, Özgür Hocam, selamlar onlara da çok. Buldular beni. Yakında oya gelme şansım oldu. Onların adına da yarışmaktan mutluluk duyarım. Onlar da beni engelci yapmaya karar verdiler. Ben de sevdim ve devam ediyorum. Evet, zor olmuyor mu? Yani düz koşmak farklı, engelli koşmak daha da farklı. Bunun için iki ayrı antrenman lazım herhalde. Bir çabukluk, bir de engel geçme teknikleri. Nasıl oluyor? Yani bir sürü antrenman çeşitleri vardır. Engellisi ayrı, koşulusu ayrı. Yani engelli tabii ki daha zor. Yani uzun atlama gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Mesela uzun atlamada hem aynı zamanda koşu yapması lazım hem de uzun atlama teknikleri çalışması lazım. Tabii ki her branşın zorluğu var. Bana bu kolay gelir ama bir 100 metreciye, 200 metreciye sorsanız çok zor gelecek. Çünkü ne tekniğini bilir ne bir şeyini bilir. Evet. Peki nasıl geliştiriyorsun kendini? Bireysel antrenman, takım antrenmanı, hoca eşliğinde antrenman. Evet. Neler yapıyorsun? Bize anlatır mısın? Şu anda Tuncay İbrahimzade ile çalışırım. Selamlar ona da. Onunla beraber güç antrenmanları, kuvvet antrenmanları, teknik antrenmanları hep yapmaya çalışırız. Haftanın 5 günü buradayız. Yani yaptığım kadar kendimi geliştirmeye çalışırım. Daha fazla dereceler koşmaya çalışacağım. Ki Türkiye'ye kendimi atıp ondan sonra Avrupa'da dereceler çıkarmayı hedefleyebileyim. Evet, birden farklı branşta yarıştığını söyledin. Evet. Hem engelli koşu hem 200 metre bayrak yarışı da vardır belki. Evet, bilmiyorum ama tek bir dala odaklanman gerektiğini düşündün mü? Yani bir dalda ben bu dalı seçiyorum, ben burada en iyi olacağım dediğin bir dal oldu mu? Şu an daha yaşın genç,
Evet. Önümüzdeki yıllarda bu fikrin değişir mi yoksa kararını verdin mi? Yani şimdi şöyle bir durum var. Atletizm uzun ve meşakkatli bir spordur. Yapacağınız sporu, yani branşı çocukluktan size dayatmalar lazımdır ki esnekliğinden gücüne kadar hepsini aynı anda toplayıp ileride bu branş üstünde profesyonelleşebilmek için küçüklükten başlanır her zaman. Ben de şimdi engele başladım. Başka bir sporu yapabileceğimi düşünürüm tabii ki. Çünkü ilk başta engel yapmazdım. Bana açıkçası bütün sırık ve gülle dışında ve çekiş dışında bütün branşlar kolay gelir. Uzun mesafe dışında. Çünkü uzun mesafede sıkılıyor musun? Uzun mesafe hem sıkılırım hem de laktik asit diye bir şey var. Bacaklara yorgunluk veren şey. Onu çok sevmem. O yüzden uzunda da çok fazla geldiği için bacaklara çok fazla uzunun antrenmanı da fazladır, yarışı da fazladır, çok sıkıcıdır, bütün gün koşarsınız. Yani kısa mesafe çok daha güzel. Hepsinin tabii ki antrenmanları ayrı ayrı zordur ama ben 400'e kadar hepsini yapabileceğimi düşünüyorum ki yaptım da. Derecelerim var hepsinde. Sana göre en zor yarış hangisi? Bana göre en zor yarış şu an 400 ve 400 engel. Hocalarım 800 olduğunu söylüyor ama 800 daha yarışmadım, bilmem. Yani aslında bakıldığında bu sahanın etrafında bir tur atmak 400 metre. Evet. Göze basit geliyor ama göze çok basit 400 metrede insanın vücudunu, hızını mental olarak ve fiziki olarak hazırlaması zor olsa. Tabii ki. Yani 400'de ve 800'de de dahildir bu. Süratte devamlılık diye bir şey var. Şimdi sizin süratinizi artırmak antrenmanlarla ve süratiniz artarken o sürati devam ettirebilme, yani bir tempoda başlayıp ondan sonra tempoyu düşürdükten sonra 400 derecesi gelecek 1 dakika. Ama öyle devam ederseniz aynı süratte 50 saniyeye düşer belki, 55'e düşer. Yani bilemezsiniz. Tabii ki antrenmanla olur bunlar. Ama 400 hiç gözüktüğü kadar kolay bir şey değildir. Yani herkes tanıdığım, herkes 300 metreden sonra bir son yüzlükte önünü görmez. Bulanık görüyor. Bayağı ben yorucu oluyor. Çok yorucu. Çünkü bir anda vücuda yükleniliyor. Tabii ki. Onun için de o laktik asit toleransını artırmak için bir sürü laktik asit antrenmanları yapmak gerekmektedir tabii ki. Senin en zevk aldığın koşu? Benim en zevk aldığım koşu, yani atletizmciyseniz acı çekmekten zevk almanız lazım birazcık. Çünkü yani öyle böyle acı yani çekilmez. Yani cefasını çekmeyen tabii sefasını ki, süremez. Tabii ki, yani antrenmanlarda kusarık ederik. Yatırık kalırık, ayaklar çekmez, belden aşağısı kalkmaz ama en sonunda da kürsüye çıkmak için onlar lazımdır. O madalyayı aldığın zaman. Tabii ki o madalyayı aldım. Hepsini unuturum. Hepsini. Evet. Peki lise bitiyor. Evet. Bir yılın daha var. Hedefler neler? Üniversite hedeflerin var mı? Şimdi üniversite hedefim tabii ki var. Çalışıyorum sınavlarım için. Ankara'da ablamın yanında okumayı tercih ederim. Onun da hem bana desteği olur hem de orayı görmüş olurum. Bölüm olarak? Bölüm olarak tam daha net değilim ama kimya ilgi alanımdır. Tabii ki spor akademisi de olabilir ama şu anda spor akademisinde çok fazla çıktıktan sonra bir iş olmadığından dolayı ailecek çok da tercih etmeyik ama spor akademisi de okuyabilirim. Yani sen bu ülkede sporun sadece amatör olarak yapıldığını kabul ediyorsun bu konuşmanla. Çünkü maalesef ambargolara takılıyoruz sporcularımız. Tabii ki, tabii ki. Mesela şu anda üniversitelerin hiçbiri, Kıbrıs'takiler adına konuşmayayım, Türkiye'de ve yurt dışılardaki üniversitelerin hiçbiri şu anda atletizm yapan milli takım sporcularına burs vererek okutmaz. Tabii ki biz bunun değişmesini isterik. Ama ne gibi düşüncelerin var, önerilerin var mı? Yani şimdi milli sporcular, tabii ki herkes milli olamaz ve bu millilikten de çok gurur duyarım tabii ki. Milli sporcu olanlarla milli olmayanlar arasında bence çok büyük bir fark vardır. Bana herkes şey der, işte çok saygılısın, çok şeysin. Ben hiç dışarıdan onu görmem. Belki de milli sporcu olduğumdan bana hocalarımın öğrettiği kadar, ailemin öğrettiği kadar herkese saygılı olmayı çalışırım. Ve milli takımın içindedir bu. Milli takımda olmak sadece oraya gidip koşup derece almak değildir. Saygı da vardır bunun içinde. Hocalara iyi davranma, ailene iyi davranma, arkadaşlarına iyi geçinme, çok fazla argo konuşmamak tabii ki. Evet. Saygı çerçevesine girer bunlar tabii ki ve milli takıma girebilen gerçekten başarılıdır. Ve bu milli takımdaki sporcuları normal sporculardan ayıran şey bence budur tabii ki.
Ve üniversitelerin de milli takımlara, milli takımda olan sporculara ayrıcalık göstermesi lazımdır bence tabii ki. Notları ne kadar düşük olsa da ya da tabii ki belirli bir seviyeden altına hiç kimse almaz. Belli bir sınırı olur. Tabii ki ama bence bir ayrıcalık olması lazımdır sonuçta tabii ki. Sonuçta ülkeyi temsil ediyor. Evet. Yani ayrıcalıklı bir sporcu sonuçta. Tabii ki. Bence burs alınması kesinlikle gerekmektedir. Evet. Tesis anlamında ne düşünüyorsun? Yeterli mi sahalarımız? Ülkemiz küçük. Bana göre tesislerimiz de az ama birçok da başarılı sporcu çıkarıyoruz. Neler düşünüyorsun? Ona rağmen gerçekten çok başarılı sporcular çıkaracak. Mesela hocalarımız altyapıdan sporcular çıkarmaya çalışıyor ki nesili devam ettirebilelim. Zaten atletizm Kıbrıs'ta en çok madalya ve en çok başarı getiren spordur. Bununla birlikte futbol maçlarının burada olması bence birazcık garibime kaçan bir şeydir. Ne için diyeceksiniz? Çünkü ben bir elit sporcu olarak konuşayım, arkadaşlarımın adına da konuşayım. Milli sporcular olarak biz geldiğimizde buraya hem çok fazla kişi olur hem de futbol maçı olduğunda antrenman biz asla burada antrenman yapamayız. Bizi sahaya almazlar. Ben mesela geldim engel atlayacağım. Bir ay sonra yarışım var. Beni adam atmak ister sahadan. Yani dışına atmak ister. Ben de istemem. Kavga çıkar o saat. Benim ne moralim kalır antrenman yapayım ne bir şey. Motivasyon bitiyor. Tabii ki. Şimdi değilim. Bilmez misiniz siz diyecekler antrenman saatlerini. Bilmeyin çünkü KTFF'de yazmaz. Hiçbir antrenman saati yazmaz. Dün mesela kızların şeyi oldu, maçları Genel oldu. Maçı var yani. Evet. Ve hiçbir haberimiz olmadan biz geldik buraya antrenman yapalım. Bir baktık maç var. Biz gelirik artık akşamları yapmak zorundayız antrenmanlarımızı ki çok sıcaktır hava artık. Su kaybı da fazla sonra alıyor. Tabii ki vücutta. Su kaybı olur, kaslar çeker. Yani bundan dolayı biri öldü daha geçen günlerde. Kalp krizi geçirdi bir tane bodybuilding yapan biri. Yani zordur çok. Yani spor müsabakalarının burada değil de başka yerde oynanması daha mantıklıdır. Neden? Çünkü Lefkoşa'da tek bir saha var. Veya tek bir tartan burası var. Futbol olarak kullanılacak. Atletizm öyle için ayrı bir yer yapılacak. Öyle bir şey olamaz. Çünkü atletizm sahası tek burada var tartan. Bir Girne'de var ama o da çok güzel değil. Yani burada oynanması gereken futbol yerine başka yerde oynanabilir. Başka bir sürü saha var çünkü. Futbol atletizmden daha çok popüler görülen bir spordur. Ve o yüzden daha fazla çok saha var. Kaymaklı sahası var, Gönyeli sahası var. Orada yapılabilen maçlar olmak yerine niye burada yapılır? Evet. Bu da bir öneri olarak. Tabii ki. Bize bir sunulsun. Şeydir. Kısıtlama gibi bir şeydir maçlar burada. Evet. Peki antrenman dışında uyku, beslenme nasıl gidiyor? Uyku, beslenme bu aralar çok iyi değil. Çünkü maalesef atletizm yaparken gelecek kaygısı yaşarık arkadaşlarım da dahil. Az önce bahsettiğimiz gibi üniversitelerin bursları üniversiteleri zora sokmayacak şekilde burs vermeleri, desteklemeleri sporcuları çünkü ayrıcalığımız var herkesten diye düşünüyorum ben. Kendi şahsi bir şeyimdir, fikrimdir bunlar. Ama yani bence öyle. Yani tabii ki uyku çok önemlidir. Dikkat etmeye çalışırım. Bazen uyuyamam. İnsanlık bizde. Uyuyamam. Kalırım geceleri. Ama ondan sonra düzene sokmaya çalışırım. Yiyebildiğim kadar da yerim. Zaten atletizmciler enerji. Evet enerjiyi zaten yediğimizden fazlasını yakarık burada. O yüzden yediğimiz kadar yerik. Bizim için bir diyet çok daha söz konusu değil. Tabii ki şekeri, çikolatası yani o, kesilir. O durumlarda çünkü kilo alınabiliyor değil mi? Ama onlar dışında çok da bir şeyimiz yoktur. Evet. Var mı yakın tarihte bir? Yakın tarihte var. 19-20 Temmuz galiba. O tarihlerde yarış var. Onlarda da derece almayı düşünürüm. Bakacak. Böyle beğendiğin, takip ettiğin, örnek aldığın sporcu? Tabii ki var. Tabii ki. Yurt dışında olsun, burada olsun. Yiğitcan abiyi çok örnek alırım. Çok bayağı bir elit bir sporcudur o da. Koşuşu olsun, stili olsun çok beğenirim. Taygun var. Taygun'u evet. O da hızlı çok, bir çok hızlıdır. Gerçekten çok iyidir o da. Onunla da daha önce bu programda çekim yapmıştık. Bugün de sana nasip oldu. Evet. Peki saha antrenmanları dışında salonda güçlendirme yapıyor musun? Tabii ki. Gym antrenmanları çok önemlidir. Sahada her zaman koşu antrenmanları olmaz. Ondan sonra süren treni oluruk.
süren trene daha fazla, yani çok fazla koşan tırmanma yaparsak mesela biletlerimiz ağrımaya başlar. Stres kırıkları oluşur ki her atlette var o. Ondan nazaran jim antrenmanları çok önemlidir. Kas yapmamız için, kastan daha çok güç yapmamız için, engelleri atlayabilmem için, o gücü, itme gücünü almam için salonda antrenman yapmak lazım. Full body. Haftanın iki günü yapmaya çalışırım ben daha. Evet. Peki, var mı bir mesajın ülke gençliğine, Hürsu? Vallahi çalışsınlar, çok çalışsınlar. Çünkü ben hedeflerim var. Onların da hedefleri olacağına inanırım. Çok çalışan, akıllı çalışan. Özel bir hedefin var mı? Öyle kapayalım. Özel bir hedefim. Yani genel olmasın, hedeflerim var dedin ya. Evet. Bunu biraz açalım. Var mı öyle özel bir hedefin? Hedefim Avrupa'da, yani Türkiye mini takımına girip Avrupa'da yarışmak tabii ki hedefim. Yani orada yarışıp o mesela atıyorum Rio yarışmaları olur, bütün yarışmalar olur, şampiyonalara katılmak Avrupa'da hayalimdir tabii ki. Hayali de gerçekleştireceğim inşallah. Evet. Üniversite yaşlarımda o zaman top level'a ulaşacağım zamanlardır. Üniversitede de bırakmayarak devam edeceğim inşallah. Ve Avrupa'da yarışmak için Türkiye milli takımına girmeyi hedeflerim inşallah. Çalışarak inşallah olur. Tabii ki, tabii ki. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür çalışmalarında ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir isimle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.